Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Köfte 2'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde server'da yanımda Kalimera var. Merhaba. Bunun yanı sıra Skype'ta da bir yandan Ash var. Merhaba. Zaten senin catchphrase'in merhaba. Ve bu bölüm kullanacağımız makinelerin çoğu buradalar. Bunun yanı sıra bir de bodrum kazdım. Ev geçici bir ev olsa da gene de bodrumum var. Ve tabii benim internet bağlantısının 4P olması yüzünden Kalimera bende biraz tuhaf hareket ediyor. Evet. Tabii pazartesi ilk işim tabii. Bu videoyu ben cumartesi çekiyorum. Muhtemelen siz salı izleyeceksiniz. Pazartesi benim ilk işim Uydunet'e gidip küfretmek olacak. Neyse. Bu bölüm yapacaklarımızdan bahsedelim. İlk olarak otomatikleştirmelere gireceğiz. Ama ilk iş şunları bir dizelim şu duvarlara. Ya da yere dizelim. O ses neydi la? Hangi ses? Ya tarzı bir şey. Dota'dan mı geliyor? Yo. Benden gelmedi. İlginç. Eş bir yandan Dota oynuyor da şu an. Evet. Evet, kol kovunlar bu şekilde yerleştiriliyor ve ne işe yaradığını soracak olursanız... Kalimera! Efendim? Bugünlük sorunsun. Tamam. Direkt sorunluğu yapıştırıyorum adamamdan böyle. Evet, içine kömür koyduğumuzda yani gördüğünüz gibi yanmaya başlıyor ve bu uzun süren bir işlem. Ama bunun sonucunda kol kok elde ediliyor ve gördüğünüz gibi normal kömürden 4 kat daha verimli. Ve bunun yaşı sıra kreosot elde. Bana ver istersen ben döşeyim yere. Ay yok, gerek yok. Tamam. Bunlardan toplamda 4 tane edecek şekilde. Bu arada nasıl craft edildiklerini de göstereyim blokların. Şu şekilde. Baya basit bir crafting. Ayrıca senin yarını alalım ve sana koyalım. Neyse, ben bunları dizip geliyorum. Evet, ve bunları tamamladığımıza göre şimdi işin diğer bir kısmına geçiyoruz. Ve o da Blast Furnace. Railcraft'ın eklediği diğer bir multiblock yapıtı. Ama Kokov'un aksine bu biraz daha büyük. Bir blok daha yüksekli. Ve Hammer'la 4 kazıyorum. Çok zekiyim değil mi? Neyse, ben şunu bir dizeyim, onunla diğerlerini de daha sonra. Ve bunun farkını şimdi göreceksiniz. Tıpkı bunun gibi diziliyor, ancak iki kat yüksekliğinde ve iki blok boş. Ve voila! Blast Furnace. Resimlerine bakacak olursanız Iron'ı Steel'e çeviriyor. Herhangi bir Iron Chase ile çeviriyor. Böyle bir arkadaş. Evet.
Ben diğerlerini de dizip geliyorum hemen. Evet, bu da neredeyse bitmek üzere ancak bunu bitirmeden önce size göstermeyi unuttuğum bir şey. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Evet ve bana... Bir... İki... Üç... Üç... Ve dört stack charcoal. Ve iki stack ayrı. Benim de doğru düzgün bir Grek Tech'e girmem lazım. Ya hiçbir şey yapmadım daha. Evet, ben bu bölüm giriyorum bayağı. Tech ya. Server'da Grek'te bulaşan tüm kişiler sanırım şu an burada. Ya da bulaşacak olan. Ben birazcık bulaştım. Neyse ben diğer malzemeleri toplayıp geliyorum hemen. Evet ve şimdi yapacağımız şey ilginç bir şey. Bana bir adet interface. Hatta iki adet interface var. Şuradan mavi renk Emmy Cable. Çünkü mavi rengi ben hep ana network'ün rengi yaparım. Ve şu aşağıya bir Accu-Accumulator. Ve voila. Tabii senin redstone sinyalini kapatacağız. Tamam, giriş çıkışların sıkıntı değil. Ardından şuraya bir MI interface. Ve Silverfish. Gülsar End'i bulmuştu değil mi? Evet. Bir tane daha Silverfish. En Silverfish dolu. Evimin altısı cidden Silverfish dolu. Raksiyem mi yapmış? Bilmem, olabilir. Diyor diye geçen de. Hain o yapar. Evet, tamdır. Silver fişlerimiz bitti. Evet ve buradan maka bağladı diyor. Ve tamamdır. Buradan buraya bağlandı. Stone'larla kapayalım. Ve Lucky Transposer'ımızı koyalım. Üstten giriş, arkadan çıkış. Tabii enerjiyi de bağlamak lazım. Enerjiyi şuradan getireceğiz. Evet. Conduit. Ve eşin oyun seslerini de bir yandan duyuyorsunuz. Evet, Lucky Transposer'ımız yaşıyor artık. Bu bize ne için lazım olacak diye soracak olanlara cevap birazdan geliyor. Autocrafting için. Evet, şimdi bana bir abi de aşağıdan al. Evet ve eğer Emi Network'e bakarsak artık bir kova suyumuz var. Ve bu sayede buraya bunu ve
bunu gösterirsek size Crossing'in bir ilginç parçasını göstermiş oluruz. Burada pattern için yer mevcut ve artık bucket istediğinizde oraya gidiyor, doluyor ve artık bir kova suyumuz var. Otomatik olarak su craft ediyorum artık. Peki bu ne işime yarayacak? Mesela 10K coolant cell. Çok daha ucuza, çok daha kolay bir yolla 10K coolant cell craft edebileceğim. Ya da overclock upgrade. Ki bu inşaatta overclock upgrade bayağı önemli bir rol oynayacak. Bunun yanı sıra şimdi yapacağımız şeylerden bir tanesi şu wrenchleri alalım. Omni wrench burada işimize yaramayacak. Seni şu şekilde alalım. Sizi de şu şekilde alalım. Sizi de bu şekillerde alalım. Ve üste yerleştirelim. Tüm dizel jeneratörleri. MFE git. You run into serious bug if you late allegedly accurate this block, please report to... İlginç. Blok adı buydu. Ah. Evet, liquid aklarımızı da alalım. Şimdi arkadan dolaştıracağız. Ancak bu duvar artacağı için bu arkadan dolaştırma artık bir noktadan sonra önemsiz olacak. Çünkü bu duvar full dizel jeneratörde olacak. Siz de konuşun biraz. Az daha ölüyordum. Tek. Eşler ölmesin. Ölmesin. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ilk önce bu MFE'nin enerjisini bitirmek istediğimden MFE'yi buraya koyacağım. Low voltage transformer'ı buraya koyacağım. Ve enerji hattını şuradan bağlayacağım. Bunlar makinelerin geçici konumları olacak. Sadece bu... O ses ne? Hı? Ne sesi? O ses neydi? Roşan'ı kesiyoruz. Ya biri ağzıyla bir şey yaptı da. Onu bilmiyorum. Evet ve yeni makinelerimizden şu meseratörleri normale çevireyim. Ascending Machine. Ascending Machine bu şekilde craft ediliyor. Induction Furnace bu şekilde craft ediliyor. Bu da bu şekilde. Bunlar da bu şekilde yapılıyor. Bunu en son işlemek için kompresör koymanız lazım tabii. Induction Furnace elinizdeki en hızlı furnace'lardan bir tanesi. Plate Bending Machine'de tanıyorsunuz zaten. Seni bir kaldırın.
Evet. Induction furnace'larımızdan önce kompresör. Macerator'lar. Ve voilà. Tabi bana bir başka bir şey daha lazım induction furnace'la birlikte. Bu ney? Eş. Ney? Induction furnace'la beraber. Evet. Ne lazım? Bilmem. M interface. Hayır. Steam boiler mi yapıyordun? Hayır. Daha aklıma gelmiyor şu an. Induction furnace'ın tam hızla çalışması için ne lazım? Lever. Ve lever'ı bile tembellikten otokratla yapıyorum. Şaşılacak şekilde çok çok ihtiyacı oluyor insanın yalnız. Evet. Lever'a. Evet ve artık... Enerji neden gitmiyor? Sana enerji neden gitmiyor? Neyse, enerjiyi boş harcayacağız. Biz de. O zaman şu makinelerin yeni yerlerini ayarlayalım. Ve ayarlayıp geliyorum hemen. Ve geri döndük. Bu şekilde bir dizim hazırladım şimdilik. Şu an sadece şu makinelere ihtiyacım var çünkü MFE'yi upgrade edeceğiz. Ve neden bunlar enerji vermemekte, bu arkadaş enerji vermemekte ısrarcı. Çünkü yönünü yanlış ayarladım. Artık enerji alıyor olmaları lazım. Evet alıyorlar. Induction furnace'larımız burada, tamam. Tam uza çıksınlar. Tabii çarkollarımız yetmedi. Güzel güzel. Evet. Şimdi bize ne lazım? MFSU yapacağım. MFSU için ne lazım? Coal. Coal'lar burada hazırlanan dursun. Diğer ihtiyacım olan şeyler. MFE'yi yazmışım. Evet, Lapstrom kristaller. Bunlardan bana toplam 12 tane lazım olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tanesi hazır. 1, 2, circuitlerim yetmedi. O zaman ne yapıyoruz? Biraz daha cable craft edip oradan circuit yapıyoruz. Tamam. O dostlama circuit yardırdık. Ve Lepitron kristallerimize devam. 3, 4, 5 ve 6. Bunun yanı sıra machine block lazım. Aman Allah'ım. Ha, zaten varmış machine block. Ne oldu? 19'a 4 gidiyorum. İyiymiş. Bir tane daha. 2, 3, 4. Bir tane daha MFE lazım.
Bir set gold cable. Evet, ikinci MF'imiz de bu şekilde hazır. Tabii yapmayı unuttuğum bir şeyi hatırladım. Bunları direkt böyle bağlayabilirim şu an. Nasıl dur? Sizleri ben yukarıda Pulverizer'da işlesem çok daha hızlı olurdu. Çünkü Ork Locker'sız Pulverizer Macerator'dan çok daha hızlı. Ama Ork Locker'larla birlikte tam tersi. Advanced Alloy'ları zaten öncesinden craft etmiştik. Ve bize bir şey daha lazım bunun için. Transformer upgrade. ME Transformer, pardon. Yine Gold Cable. ME Transformer. Kaç tane gerekecek senden? 2 MFSU. 2 tane ME Transformer lazım. 8 tane de LV Transformer lazım. Tamam. 2 ME Transformer. LV Transformer'lar için 2 tane craft edebildik. Hadi. Ah, tamam. Altı, yedi, sekiz. Tamamdır. 8 tane LV Transformers da hazır. O esnada şu arkadaşlar. Bu da 40. Buradan da tam neredeyse bitmek üzereler. Sonuncular hazırlanıyor. Evet. Bunları bu şekilde, bunları da bu şekilde yaptığımız takdirde 8 tane bunlardan elde ediyoruz. 8 tane lazım değildi. Olsun, elimde birikmiş oldu. Evet, kompresörümüz de bunları işliye dursun. Uzun sürecek. Aslında ben transformerları dizmeye başlayayım. Şöyle ve şöyle. Aslında evet, öyle ve öyle. Wrench'im nerede? Oh. Bu olmadı. Evet, bu olmadı çünkü önce başka bir şey yapmam gerekiyordu. Neyse, ben bunları dizip geliyorum hemen. Ve geri döndüm. Ve gene 1'e basmış oldum. Evet, ve şimdi MFSU için senden 1 ve 2 tane lazım. Ash geldi oyuna. Evet, ben geldim. 2 adet MFSU'muz hazır. Köfte, sen benim yeni evimi gördün mü? Baktık bir. Bak, bir baktınız. Ash
Eşkere biraz hayvanlık yapmış. Şöyle dur. Sizleri nasıl yerleştireceğim ben? Orası muamma. Sanırım bu oldu. Evet, gayet enerji alıyorlar. Sandır. Eş. Evet. O spider sesi senden mi geliyor? Sanırım. Tamam. İzleyicilerim de duyuyor onu. Ha, tamam. Evet. Bunu tamamladığımıza göre ta oraya kadar eğini. En iyi kablo taşıma görevine başlıyoruz. Ve Kalimera sayesinde artık bir küreğim var. Evet ve tam yerine denk geldim. Güzel. Ve buradan itibaren işin ilginç bir kısmı ve burada bir şeyler craft etmemiz gerekecek. Bakalım bunlar ne? Öncelikle kaç tane interface'e ihtiyacım olacak? On bir interface, 11 export bus. On bir interface craft edildi. Tamam, 11 interface'imiz hazır. Baslara bakalım. Export. 11. Craft olun. Onlar craft olurken ben şu interface'leri yerleştireyim. Evet. Ve baslarımız. Voilà. Tabi bir tanenizi şöyle kabloyla bağlamamız lazım. Ektaş Enerji 8 aletlerinin en güzel yanlarından bir tanesi hepsi veriyi iletiyor. Bak sen sorun yaratacaksın. Nasıl halledeceğiz? Buldum. Seni şöyle taşıyacağız. Seni de kıralım. Sonra geri takalım. Artık
Bunu komple AI network'ümüze bağlamış olduk. Artık bir şeyler otomatikleştirmek istersek buradan çok rahatça yapabileceğiz. Şu tabi açıkta kaldı ama bunu daha sonra gizlemenin yolu göstereceğim. Ve interface'lerin görüntüsü benim pek hoşuma gitmiyor. Kalimera. Efendim? Sana bir görev. Ney? Aa, gerek kalmadı. Fasat mı? Evet, fasat. Gerek kalmadı ama. Tamam. Benim AI Network'te varmış biraz. Fasatlar da... Assembling Table'da şu şekilde craft ediliyorlar. Evet. Misler gibi. Tertemiz bir görüntü. Keşke şunları da fasat koyabilsek. Ve artık her şeyi otomatikleştirmemiz çok rahat. Ama benim ilk otomatikleştirmek istediğim kısım şu arkadaşlar. Başlangıç için sadece iki tane plate bending machine koydum çünkü bir tanesi sürekli bir otomasyon yapmak için, diğeri ise aynen. Clear. Iron önceliği fine iron, encode. Refine Iron'da Refine Iron Plate. Encode. Tamam. Evet, sen bunu, sen de bunu craft edeceksin sürekli. Test edelim, AI Network şu an bağlı mı? Bir saniye. Bastırımız first tip mi? Bu hatayı gene mi yaptım? Evet, gene yaptım. Kalimera, yeni görev. Efendim? 11 import bas. Tamam. Ve hemen bunları halledip geliyorum. Ve bunu da tamamladığımıza göre test ediyoruz. Bu sefer bir hata yok değil mi? Evet, yok. Misal gibi çalışıyorum. Ve şimdi sıra önemli bir kısma geldi. İlk olarak bizim bu assembling machine'leri yapmamızın sebebi hepsine çok tamamen farklı bir crafting yerleştirilecek. İlk önce otomatik olarak bize circuit elde etsin. Assembling machine'de gördüğünüz gibi çok kolayca circuit elde edebiliyoruz. Bu da Basic Circuit Board'da oluyor. O da yine Assembling Machine'de Electron Plate ve Refine Iron Plate ile yapılıyor. Ya da Aluminum Plate ile. Ama Refine... Tabii önce bizim bir adet otomatik Electron üretme yoluna ihtiyacımız var. O da Induction Smelter ile mümkün. Şu ikinci AI Network'ü kullanacağımız arkadaş diğer bölüme kaldı. Evet. Tabii Kalimera bana Precision craft etmiş. Ama maalesef Precision işimi görmüyor. Benim için çok fazla kaçıyor. İnterfeysimizi de alalım. Begin. Evet. Ve şu duvara koyalım. Ki zaten buradan bu arkadaş da geliyor. Minecraft jüllerimizi de buradan alabiliriz. Aslında siz biraz aşağıdan gelin.
Evet. Induction smelter. Import bus bu sefer doğrusu. Üstten al, arkaya ver. Ve interface. Ve bu da elektron üretecek bize. Geri kalan her pattern'ı hazırlayıp size bu inşaatımızın son parçasını da gösterip bölümü bitireceğim birazdan. Ve geri döndüm. Şunu da encode ettik. Artık şuraya gidebiliriz. Buna bunu yerleştirdim. Buna bunu yerleştirdim. Şuna şunu falan filan. Buna da bunu yerleştiriyorum. Advanced Circuit'inkini daha sonra yerleştireceğim. Onunki biraz daha uzun bir işlem. Advanced Chipset. Silicon Plate elde edemiyoruz zaten. Ama normal circuit elde edebiliyoruz. Tabi bunların sıkıntısı şurada, burada da göreceğiniz üzere süresi çok uzun. Ama neyse ki sadece bir EU kullanıyorlar, o yüzden overclock ekmemiz çok kolay. GravTech 12'lerinde overclock upgrade'ler şu şekilde çalışıyor. Bir overclock upgrade, tik başı enerji kullanımını 4'e katlayıp hızını 2'ye katlar. Bu arada tik başı enerji kullanımını 4'e katlamak demek, normal enerji kullanımını 2'ye katlamak demek oluyor. Çünkü süreye yarayabiliyor. Evet. Bu sayede 1'in 2 katı 2, 2'nin 2 katı 4, pardon 1'in 4 katı 4, 2'nin 4 4'ün 4 katı 16. Evet, 2 kat overclock upgrade'i rahatlıkla koyabiliriz. Evet. Ve gördüğünüz gibi circuitler bu şekilde duruyor. Bunun dışında bana bir interface lazım. Bir export bus ancak senin precision olman lazım. Bir saniye. Prosesörümüz kalmış tamam. Seni precision'a upgrade edelim. Ve son olarak level emitter. Benim en sevdiğim Applied Energistics parçalarından bir tanesidir kendisi. Ve craft ola dursun. Ne eksik? Redstone torch. Seni öğretmemiştim. Artık öğrendim. Tamamdır. Ve bunları alıp şu arkada bunun için özel oda açabilirim bile. I hate you. Ya direkt bu duvara yapabilirim şimdilik. Ya zaten şu an o kadar fazla kullanmayacağım için duvara yapıyorum. Heh, tamam. Şimdi normal stone'a denk geldik. Evet. Kablolarımızı alalım. Level emitter. Sen 32. Yani sistemde 32 tane electronic circuit olduğunda sinyal ver. Sen ve sen seni sadece craft moduna getirelim. Sadece craft edecek. Bu sayede bu arkadaş şu makineleri tetikleyip tetiklemedi. Acaba 32 tane olduğu için mi hali hazırda? Aa, yok. Hiçbir yere bağlı olmadığı için. Evet. Level emitter.
Circuit. 32. Redstone silver. Sinyalsiz çalış ve voilà. Evet ve artık şunları tetiklemiş olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi burada otomatik olarak craft ediyorlar ve bu sayede sistemimde her daim 32 tane elektronik circuit olacak. Evet, bu basit bir otomatikleştirme yöntemi. Bu sayede sadece crafting recipe'si için makine koyuyorsunuz. Otomatikleştirme için makine koymanıza gerek yok. Crafting recipe'si, yani otomatikleştirme yetmediği takdirde de otomatik olarak craft ediyor gene. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.